Sayın Belediye Başkanı. Sayın Başbakanımızı, erdemimizi şereflendirdikleri için hasreten binlerce kere teşekkür ediyorum. Biz aynı hedefe bakan, aynı hedefe yönelen, nerede mazlum varsa oranın kurtuluşuna koşan asil bir milletin evlatları ve torunları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan soydaşlarımızı ve dünyanın neresinde olursa olsun Doğu Türkistan'dan, Çin'den, dünyanın her bir tarafında yaşayan soydaşlarımızın hür olarak, bağımsız olarak yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak zaten bu milletin asil evlatları olarak elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. İnşallah 21. yüzyılda dünya, büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine bu asil millete ulaştırıp inşallah 21. yüzyılda bu asil ve azil millete inşallah dünyanın efendisi yapmak gayretimiz her zaman bizim birinci önceliğimiz olacak inşallah. Ben bir kez daha erdemimizi şereflendirmenizden dolayı sizi ve muhteremiyetinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz sonra inşallah Kıbrıs'ta yaşayan ve Erdem'den Kıbrıs'a ikamet eden gönüldaşlarımızla inşallah bir araya geleceğiz. Biz onları da bağrımıza basıyoruz. Şu anda Erdem'imizin ekonomik ve sosyal hayatına çok ciddi katkılar bulunuyorlar. Çünkü yaz aylarında özellikle Mudahar Bey ve diğer gönüldaşlarımız Erdem'imizin 1500'e yakın takımında Kıbrıs'a gelerek yazlarını burada geçiriyorlar. Erdem'imiz tabii sahil turizm olduğundan dolayı aynı zamanda yayla turizminin de bir gerçekten hüküm sürdüğü ve 30 kilometre yukarı çıktığımızda 1500 rakamıyla, 1500 rakamla taşıyacağımız ucuz gibi bir yayla havası sunacağımız güzel iklimi haiz bir yöremiz. İnşallah sizleri de bu iki gün boyunca Erdem'imizde en güzel şekilde ağırlayıp inşallah mutlu bir şekilde, güzel bir şekilde gazilerimizle birlikte güzel bir hatıraları yer vereceğimizden biz kez daha burada belirtmek istiyorum. Bir kez daha şerefler verdiniz, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. Şerefe verdiniz. Ben oraya. Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlere selam getirdim. Yüreğimiz her zaman aynı noktadan bakıyoruz. Bunu da sizlere bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Bir kere bizi ayıran bu deniz artık o kadar yakın hale gelmişti ki bu bir göl. Ben sabah yine de uyandığımda böyle özellikle kış aylarında hava net olduğunda buranın dağlarını o kadar yakından görüyorum ki gerçekten elimi uzatsam burayı tutacak bir hissiyatım oluyor. Dolayısıyla o kadar yakınız. Gönül birliği içerisinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada ne kadar önemli bir devlet olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü şu anda Doğu Akdeniz'de hidrokarbon, petrol, gaz savaşları veya çatışmaları yaşanmaktadır. Ve ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti, ana vatan Türkiye, oralarda gerçekten çok iddialı ve Türk hükümetinin de kararlılığı ile şu anda sondaj çalışmaları ile nitekim geçenlerde ben Sayın Enerji Bakanı'yla birlikte Yavuz gemisini ziyaret ettim. Oradaki çalışmaları yerinde gördüm ve bu bölgede artık Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bu çalışmalar içerisinde hak ve menfaatlerini koruma çabası içerisinde olayları buraya kadar getirdik. Biliyorsunuz Kıbrıs Rumların iddiaları Avrupa Birliği'ndir. Avrupa Birliği içerisinde direktleri gibi o şekilde bir düzenlemeyle yollarına devam edecekler. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Devleti artık o yolculuğa son vermiştir. Ve artık madem ki geldik tekrar geleceğiz diyorum. Çünkü artık yola alıştık. O kadar da uzun değilmiş. Sabah 40 dakikalık uçak yolculuğunu pilotumuz biraz hızlı sürdü uçağı galiba. 15 dakika evvel geldik. Ve oradan buraya da işte 1 saat. Dolayısıyla uzun bir yolculuk değil Mudahar Bey. Dolayısıyla bu yola alıştık. Bundan sonra başkaları da gelecek. Sizleri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sık sık görmek istiyoruz. O bakımdan bu duygularla sizlere sesleniyorum. Sizleri çok sevdiğimizi, sizlere gerçekten yürekten bağlı olduğumuzu ve tarihin bu noktasında bu ilişkilerin daha da yoğunlaşması
Çünkü artık iletişim, yolculuk, uçak, sosyal medya bizi o kadar yakınlaştırıyor ki artık çok da uzun düşünmeye gerek yok. Uçağa bindiğiniz zaman bir saatte buradasınız. Veya şimdi fotoğrafları çektik, düğmeye bastık, Kıbrıs bizi izliyor. Neredeyiz, ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz diye. Dolayısıyla o kadar yakınız. Bu yakınlık bizi daha da güçlendirmektedir. Bu yakınlık duygusal olarak da her türlüsüyle bizlerin ilişkisinin ve gerçekten bu aşamaya gelinmesinde ne kadar anlamlı bir iş yaptığımızı bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Şeref olsun, selam olsun. Gaziler sayesinde bugün Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir devlet var. Bu devlet çatısı altında da Kıbrıs'ta Türklük olmaya devam edecektir. Hepinize selam olsun. Pardon, bunu arada bir biraz böyle çıktı alabilir. Şey yapıyoruz. Evet. Başkanım biraz geldi. Bugün bizim için de Fevkalede duygulu bir gün oldu. Karşılama, güzel karşılama bekliyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Dolayısıyla hepinize şükranlarımı sunmak istiyorum. Karşı taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu sabah uçakla buraya gelirken pilot bile herhalde duygulamış ki bizi 15 dakika erken getirdi. Ve erken saatlerde Adana'ya indik. Adana'dan Mersin'e geçtik. Mersin'de güzel toplantılar yaptık. Sayın Valimiz bizimle çok ilgilendi. Ondan sonra Erdemli'ye geçtik. Erdemli'den yavaş yavaş tırmana tırmana bu güzel yaylaya geldik. Toroslara geldik. Selam olsun Toroslar. Selam olsun Toroslar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlar sizlerin olsun. Ve ne mutlu bize ki 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 45. yılında bu Toroslardan Anamur'un tepelerinden Anadolu suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ile buluşmuştur. Ne mutlu bize ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprakları daha bereketli hale gelmiştir. Vatan toprağı üstündeki şehit kanından sonra suyla buluşmasıyla gerçekten ne kadar anlamlı bir vatan olduğunu Türk milletiyle paylaşıyoruz. Şükran olsun Türkiye Cumhuriyeti, şükran olsun kardeş Türk halkı, şükran olsun muhterem gazilerimiz ve mekanları cennet olsun şehitlerimiz. Ruhları şad olsun diyorum. Ve bir kez daha vefalı olduğumuz adına biz Türkiye ile birlikte bu yüce davamızın yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmakta olduğu katkıların bilinci içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesi için çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekte olduğumuzu ve gerçekten de halkımıza daha fazla refah, mutluluk, esenlik ve zenginlik vermek için hep birlikte çalışmamız gerektiğini bir kez daha buradan seslendirmek istiyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle seslenirken saygılar sunuyorum ve bu güzel karşılamadan dolayı Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Muhtarlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Burada her zaman efendim kendileri için yerimiz var. Kalbimizde, gönlümüzde, evlerimizde. Burada da ziyaretlerini bekliyoruz. Biz de inşallah oraya karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Daha ileri seviyelere götüreceğiz. Ve çok daha iyi bir duruma gelmek için hep birlikte gayret edeceğiz diyorum. Ben bir kez daha Sayın Başbakanımıza hoş geldiniz diyor. Hepinize en kalbi sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sayın Başbakanımızın teşrifiyle tarihi bir gün yaşadı. Kendilerine ve tüm ekibine bize bu tarihi günü yaşattıkları, ilçemize şeref verdikleri için huzurlarınızda şükran duygularımı arz ediyorum. Bizim milletimiz asaletli, bizim milletimiz asil,
bu ülkenin kolay vatan yapılmadığını, bu ülkenin tesadüfen bu duruma gelmediğini bilen bu asil milletin evlatları elbette birlikten yana, beraberlikten yana tavır sergilemeleri muhakkak. Bu birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği müddetçe inşallah bu yüce millet, bu asil millet nasıl dün üç kıtada at oynattıysa, Cenab-ı Hakk'ın nizamını, dünya nizamı yapmaya gayret ettiyse ve gittiği her yerde, her bölgede insanlığı, medeniyeti ve insan sevgisini mazlumlara yardım etmeyi öğrettiyse, inşallah 21. yüzyılda da bizi, birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe ve milli şuurumuzu, milli ve manevi hassasiyetlerimizi ön planına çıkardığımız müddetçe inşallah kesinlikle 21. yüzyıl Türk milletinin asrı olacağından zerre kadar endişemiz yok. Tarihten aldığımız o güçle inşallah, o imanla, o ihlasla mutlaka bu asil milleti büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi doğrultusunda inşallah dünyaya nizam veren, dünyaya yön veren, ekonomik anlamda, sosyal anlamda dünyaya yol gösteren bir millet olmamızı tekrar inşallah mutlaka sağlayacağız Allah nasip ederse.